Ateş'e gidelim şimdi, balık pazarında karşımızda. Tezgahlarda fiyatlar, balık fiyatları nasıl Okan? Aslında sezon daha yeni açıldı ancak buna rağmen şimdiden düşüş başladı diyebiliriz. Hatta birkaç hafta sonra, yani havalar soğumaya başladıktan sonra daha da düşecek. Peki şu anda fiyatlar nasıl, onu da işin ustasına soracağız. Muammer Arduç Yıllar'ın balıkçısı bizimle birlikte. Efendim şimdi hemen başlayalım. Hamsiyle başlayalım. Ne kadar şu anda hamsi? Hamsi dün 12,5-15 sattık. Bugün 10 liraya kadar hamsi düştü. Palamut balığı dün 12,5-15 sattık. Bugün 10 liraya kadar palamut düştü. İşte çupalarda, levreklerde bayağı indirim var. Çünkü balık bu sene bayağı bol. Bereketli bir sezon inşallah yaşayacağız. Ama bizim için en önemli olan şu anda hamsi 10 lira ve daha da düşecek değil mi? Düşecek. Hedefimiz bu hamsiyi 5 liraya kadar satmak. Ama tabii ki havaların soğumasını bekliyoruz. Bir bu da Ekim'i Kasım'ı bu bulur mu? Bulur, bulur. Aşağı yukarı bulur. Çünkü havaların soğuması lazım. Denizler suları soğuması lazım ki balık da biraz daha yüzeye çıksın. Şu an tezgahta istavrit yok. O da gelecek yavaş yavaş. İstavrit saat 1 gibi gelecek. Çünkü motorlar bazıları geç geliyor. İstavrit de gelecek. İstavrit'te de bayağı düşüş var. 10 lira, 12,5 lira. İstavrit daha bundan bir hafta öncesine kadar 20-25 liraydı. Onda da bayağı düşüş var. Bu arada şu anda yeni Kumkapı Balıkçılar Çarşısı'ndayız. Burası daha yeni kuruldu ancak ona rağmen şu anda çok güzel bir atmosfer olduğunu söyleyebiliriz. Burada tezgahlar hazır. Özellikle öğleden sonra buraya alışveriş yapmak için gelen vatandaş olsa öğleden sonra burası daha dolu dolu, daha canlı oluyor. Aynı zamanda restoranlar da yine yan tarafta bulunuyor. Buradan balığını alan vatandaşa gidip o restoranlarda pişirtip orada yiyebiliyorlar. Şimdi efendim bu balık bazen sezon açılıyor, çok hızlı başlıyor. Evet, çok dolu görünüyor ama sonra bir iki ay sonra bir bakıyoruz balık yok. İşte neden oluyor bu? Bunun nedeni yasaklara uymuyorlar. Yasaklara uysalar ufak balığı yakalıyorlar. Bu sefer bir iki ay diyoruz ki balıkçılık var diyoruz. İşte balık ucuz, hamsi işte 10 lira, 5 lira veya palamut 10 lira, 12,5 lira. Ondan sonra iki ay sonra müşteri geliyor diyorlar ki işte ya balık niye pahalı? Fiyatlar tabii ki yarı yarıya yükseliyor mesela. 12,5 liraysa oluyor 20 lira, 25 lira. Bu neden? Yasaklara uyulmadığı için balığı pota koymalar lazım. Yani bugün hamsi kaç kas sandık balık yakalanıyor? 500 kasa adam 1000 kasa yakalıyorlar motorcular. Bunu pota koymalar lazım. Yani 500 kasadan fazla yakalamamalar lazım ki balık bollansın. Balığın yuvasını söküyorlar. Ufacık ufacık yavruları söküyorlar. Ne yapıyorlar? Kaldırıyorlar. Balık kalmıyor. Ama bu yıl güzel balık var değil mi? Bu sene balıkçılık var. İnşallah uyarlar. Bu yasaklara uyarlar. Bu balıkçılık böyle devam eder. Biz de Kumkapı balıkçılar olarak bol bol balık satarız. Ve gelen vatandaş da bol bol balık yer. O zaman şu fiyatları tekrarlayalım. Hamsiyi şu an 10 liradan satıyor Kumkapı'da balıkçılar ama dediğiniz gibi havalar soğuduktan sonra 5 liraya kadar düşmesi bekleniyor. Palamut şu anda taneyle satılıyor. Tanesi 10 lira ancak onun da fiyatı düşecek değil mi? Düşecek tabii ki. Palamut balığı şu anda 600 gram civarları. Hı hı. Ama bu balık ne yapacak? 15-20 gün sonra 1 kiloya kadar çıkacak. Fiyatı yine 10 lira olacak. Gelin bu tarafa barbunya balığı. Bakın aşağı yukarı 3 senedir barbunya balığı hasrettik yani. Fiyatlar bayağı yükseldi. Bu sene bayağı bolluk var. 25-30 liraya kadar düştü. Önümüzdeki günlerde bu da iyice fiyatlar düşecektir. Ya onu da bir şöyle 12-13 liraya en azından düşerse. Yani tabii ki 12-13 liraya düşerse herkes bol bol yer. Yani fakir fukara yer. Geçen ama sene çok pahalıydı. Çok 40 pahalıydı. Liraya kadar çıkmıştı. 40 liraya 50 liraya kadar yükselmişti. Ama hedefimiz bu balığı da 20 liraya kadar satmak. Evet, şu anda balıkçıların hedefi balığı olabildiğince ucuza satabilmek, herkesin yemesini sağlamak ama dediğimiz gibi bunun için fiyatların düşmesi için havaların biraz daha soğuması gerekiyor. Dün hamsi 12-15 liraya satılırken bugün daha bir gün farklı bile 10 liraya kadar düştü ama dediğimiz gibi havalar soğuyunca daha da düşecek. Umuyoruz herkesin evine balık rahatlıkla girebilecek diyerek söz tekrar merkeze bırakıyorum. Evet Okan, çok teşekkürler.